Merhaba. Dün şu sıra ergenlerle ilgili okuyorum. Ergen beyniyle ilgili çok güzel şeyler keşfediyorum ve dün olan bir olay ergenler üzerinde daha çok düşünmem gerektiğini fark ettirdi bana. Daha doğrusu pre-ergenler üzerinde ya da o süreç üzerinde. Şöyle ki, arabayla gidiyoruz. Yanımda küçük oğlum var, 9 yaşında. Ve ben orada Funda ile konuşuyorum. Birlikte çalışıyoruz. Bir çalışma üzerinde konuştuk. Sonrasında da o şeye doğru döndürmeye başladı. Abla ya, artık bu kadar çok çalışmamalısın. İşte eğitimlere daha çok önem vermelisin. İşte burada günde 6 hastaya ulaşıyorsun ama eğitim verirsen daha çok çürüye ulaşırsın gibi. Bana bir sürü şeyler söyledi. İşte şu konuda eğitim ver, bu konuda şunu yapacak. Ben de hazır olmadığıma dair bahaneler öne sürüyorum ve konuşuyoruz böyle. Epey de uzun bir yolculuktu. Bayağı uzun bir süresinde biz Funda ile konuştuk. Funda işte beni şey yaptırmaya çalışıyor, ikna etmeye çalışıyor. Ben de kendi savlarımı söylüyorum. Neyse, sonunda telefonu kapattık. Ben arabayı sürmeyi devam ederken yandan bir ses şöyle bir şey söyledi. Anne, ben dedi hayatım boyunca yanımda hiç gençleri yanımdan ayırmayacağım dedi. Nasıl yani dedim. Ne demek bu? Bu usta çırak ilişkisi galiba dedi. Çok önemliymiş. Bunu fark etmemiştim dedi. Ne demek istiyorsun dedim. Anne sen çok düşünüyorsun dedi. Senin yanına atak birisi lazım dedi. O kadar büyüleyici bir laftı ki. Yani 9 yaşında benim oğlum yani. Müthiş felsefi bir yaklaşım ve benim nörobilimle okuduklarımla o kadar çok bağdaşıyordu ki anlatamam. Böyle dönüp oğluma baktım ve ne kadar muhteşem bir potansiyeli olduğunu gördüm. Ve onların, o yaş grubunun ve bizim o dinlemediğimiz, ciddiye almadığımız, ergen deyip hoş görmeye çalıştığımız grubun ne kadar müthiş potansiyeli olduğunu fark ettim. 9 yaşında bir çocuk bana öğüt veriyordu. Gençlerle bağını koparma diyordu. Çünkü sen fazla düşünüyorsun. Bunun nörobilim temeli olduğunu biliyor musunuz? Biz birçok hareketi yaparken korteks tarafından ketleniriz. Yani engelleniriz. Bir şeye merak duyar, istek duyar, harekete geçmek isteriz. Ama korteks der ki otur oturduğun yerde canım şu olasılıklar var, şunlar var, şurası şöyledir, burada bu tehlikeler var. Aman ne yorulacaksın der. Dolayısıyla korteks hakimiyeti kazandıktan sonra bizim hareket kabiliyetimiz azalıyor. Artı yaratıcılığımız da azalıyor. Çünkü korteks bizi ketliyor. Mantık üretmenizi engelliyor. Mantık ilerlemenizi engelliyor. Korteks çok iyi bir şeydir. Çok da severim. Ama sizi belli bir yolda güvenli alanda tutar. Biliyor musunuz? Şunu düşündüm dünden beri. Ergenler olmasaydı, bu ergenlik dediğimiz kavram, yani beynin yeniden konfigürasyonunun değiştiği, budanmanın yeniden oluştuğu dönem aslında preergen dönemler, işte 9-8 yaşlarında başlayıp 20'li yaşların sonlarına kadar sürdüğü söylenen bu dönem belki de insanlık tarihinin ilerlemesini sağlayan bütün o enerjinin toplandığı yer. Onu düşündüm ben. Biz uzaktaki dağlara bakarız. Orta yaşlılar, yaşlılar, erişkinler. Uzaktaki dağların maviliğine hayran oluruz. Ama yerimizden kıpırdayım istemeyiz. Şimdi buradan oraya gideceğiz. Her şeyi gördük zaten. Yine ne olabilir ki? Ama çocuklar öyle değil. Ergenler öyle değil. Onlar o dağı merak etmekle kalmıyor. O dağı gidip görmek istiyor. İnsanoğlunun Afrika'dan dünyanın bütün coğrafyasına yayılmasının sebebi bu mentalite işte. Korteksin ketlenmesinin, önlemesinin, baskılamasının daha az olduğu bu dönem insanlık tarihi için çok önemli. Öyle düşünüyorum. Mümkün değil, oradaki o ataklık olmasa hiç kimse
kimse yaşadığı yeri çok büyük zorluklar olmadıkça değişmezdi. Ama insanoğlu inanılmaz derecede hızla dünyaya yayıldı. Geçen bir kitap okumuştum. Bering Boğazı'ndan geçip Kuzey Amerika'dan ta Şili'nin ucunda işte Güney Kutbu'na en yakın olan burna ulaşma süresinin birkaç bin yıl olduğu söyleniyor. 4 yıl mı, 4 bin yıl mı, 5 bin yıl mı gibi bir sürede oradan oraya ya insanlık ne kadar hızlı ilerliyor düşünebiliyor musunuz? Bu hızı sağlayan işte ergenler. Ve biz onları, o dönemi hoşgör bir dönem gibi düşünüyoruz. Hata yapar. Ergen o. Ergen işte böyle laflar eder. Halbuki o dönemdeki çocukların potansiyelini fark edip bunu işler bir moda dönüştürebilsek ne fikirler çıkacak onlardan? Bizlerin hiç aklına gelmeyecek yaratıcı fikirler onların beyninde var. Ama biz onlara yeterince saygı duymuyor ve onları dinlemiyoruz. Onlarla vakit geçirdiğimiz zamanları kayıp olarak görüyoruz. Aslında onları çok daha fazla dinlemeliyiz. Ben bundan çok büyük bir ders aldım. Ve şimdi kesinlikle günümün çok uzun bir süresini onlarla geçirmek için elimden geleni yapacağım. Bundan sonra daha fazla onlarla birlikte olacağım. Çünkü oğlum bu konuda beni uyardı. Bana dedi ki gençlerle bağlantını kesme. Sakın onları dinlememezlik etme. Bu harika bir şeydi ya. Bir çocukla ilişki sizi her zaman büyütür. Ne olur yanındakinize sarılın, daha çok konuşun, ilişkide kalın, tartışın. Ama asla ve asla uzak durmayın. Suskunluk olmasın aranızda. Devamlı konuşun. Bize öğretecekleri çok şey var. Buna emin olun. Hoşça kalın.